Endigi o'rganadigan bo'limimiz trigonometriya. Bu yerda dastlab burchakning radian o'lchovini o'rganib chiqamiz. Bu yerda biz quyidagi savollarni o'rganamiz. Birinchi savol: burchakning gradus o'lchovi. Albatta, gradus o'lchovini bilasizlar, biz bu yerda bir eski olib o'tamiz. Ikkinchisi: burchakning radian o'lchovi. Va nihoyat, gradus va radian o'lchovlar orasidagi munosabatni ko'rib chiqamiz. Bir gradusli burchakni aniqlash uchun bir aylana olamiz. Mana chizmada aylanani ko'rib turibsiz. Aylana ustida 360 ta nuqta olamiz. Aylanani teng kichik yoylarga ajratuvchi 360 ta nuqta olamiz. Mana nuqtalar olingan. Biz nuqtalarni kattalashtirib ko'rsatamiz. Aylanani kattalashtiryapmiz. Ana nuqtalar yashil rangda, aylana esa qizil rangda ko'rsatilgan. Ko'rib turibsiz, kichik yoylarga ajratilgan. Har ikkita qo'shni nuqtalar orasidagi yoyni ko'rib turibsiz. Aylana radiusi ko'k rangda ko'rsatilgan. Nuqtalar yashil rangda, aylana esa qizil rangda. Teng kichik yoylarga ajratilgan. 360 ta teng kichik yoylarga ajratilgan. Aylanani biz 360 ta kichik yoylarga ajratib chiqdik. Mana ko'rib turibsiz. 360 ta kichik yoylarga ajratilgan. Endi bitta kichik yoyni olamiz. Mana kichik yoyni oldik. Unga mos keluvchi markaziy burchak 1 graduslik burchak deyiladi. Mana siz chizmada 1 graduslik burchakni ko'rib turibsiz. Demak, markaziy burchak, ya'ni uchi markazda bo'lgan burchak. Bitta yoyga taralib turibdi, bitta kichik yoyga taralib turibdi. Shu 1 graduslik burchak bo'ladi. Agar 2 ta yoyga taralgan bo'lsa, mana ko'rib turibsiz, 2 graduslik burchak bo'ladi. 3 ta yoyga, 3 ta kichik yoyga taralgan bo'lsa, 3 graduslik burchak. Va hokazo. Shu yo'l bilan biz ixtiyoriy graduslik burchaklarni hosil qilishimiz mumkin. Mana 4 graduslik burchak, 5, 6, 7, 8, 9, 10 va hokazo. Endi burchaklar 10 gradusdan ortib borsin. Mana bu yerda 10 graduslik burchakni ko'rib turibsiz. 20 burchaklar 10 gradusdan ortib boryapti. 30 gradus, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gradus. 90 gradus bu juda ham ko'p uchraydigan burchaklardan. Bir 180 graduslik burchak. Mana bu yarim aylanish burchagi deb yuritiladi. Mana bu yerda yarim aylanish burchagini ko'ryapsiz. Yarim aylanish burchagi. ...270 gradus. Va nihoyat 360 gradus. Mana 360 gradusning burchagini ko'rib turibsiz. Bu to'la aylanish burchagi deyiladi. Ya'ni to'la aylanishdan hosil bo'lyapti. Endi bir radianli burchakka ta'rif beramiz. Bir radianli burchak nima o'zi? Buning uchun biz radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana olamiz. Mana aylanani ko'rib turibsiz, radiusi 1 ga teng. Aylana markazidan gorizontal to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Mana to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Aylana va to'g'ri chiziqlar kesishgan nuqtasi P bo'lsin. P nuqtadan boshlab uzunligi 1 ga teng bo'lgan kesma olamiz. Mana kesma yashil rangda ko'rsatilgan. Biz shu kesmani aylanaga P nuqtadan boshlab o'raymiz. Mana o'ralyapti. Bunda yoyning uzunligi 1 ga teng bo'ladi. Chunki kesmaning uzunligi 1 ga teng, yoyning uzunligi ham 1 ga teng bo'ladi. Endi mana bu yerda markaziy burchakni ko'ramiz. Shu uzunligi 1 ga teng bo'lgan yoyga taralgan markaziy burchakni ko'ramiz.
Abi şu burçak bir radyanlı burçak değil adam. Şunu da yakala bir radyanlı burçak ne demek yani? Uzunluğu bir geteyim borgen kesmeni alamız, onu aylanaya orayımız. Şu yaya maskelgen merkezi burçak bir radyanlı burçak buladı. Ve yasa palin aylanan radyus ham bir geteyim, yay uzunluğu ham bir geteyim. Şunu da merkezi burçak bir radyanlı burçak buladı. Yani eğer şu yerden P noktadan başlayıp uzunluğu pi taksım 6 geteyim borgen burçayını aladigen bulsak, bu halde uzunluğu pi taksım 6 geteyim borgen kesmeni alsak ve onu aylanaki orasak, hasıl borgen merkezi burçak, pi taksım 6 radyanlı burçak buladı. Yani bana bir de pi taksım 4 radyanlı burçayını görüp durursunuz. Onu hasap kılış için uzunluğu pi taksım 4 geteyim borgen kesmeni aldık. Onu aylanaki uğradık. Yani aylanaki uğralı yaptı. Aylana yayının uzunluğu pi taksım 4 geteyim. Onu getirirken merkezi burçak pi taksım 4 radyanlı burçak buladı. Bana yana kaytadan bir radyanlı burçayını görüp durursunuz. Uzunluğu bir geteyim borgen kesmeni aylanaki uğradık. Uzunluğu bir geteyim borgen yay hasıl kıldık. Unga maskeluvchi merkezi burçak bir radyanlı burçak bo'ladi. Keyingisi pi taksim 3 geteyim borgen burçak. Uzunluğu pi taksim 3 geteyim borgen kesme olamız. Onu aylanaga orayımız. Şu yayga maskelgen uzunluğu pi taksim 3 geteyim borgen yay hasıl kıldık. Şu yayga maskeluvchi merkezi burçak pi taksim 3 radyanlı burçak bo'ladi. Keyingisi pi taksim 2 radyanlı burçayını hasıl kılış için bana uzunluğu pi taksim 2 geteyim borgen kesmeni alamız. Onu aylanaga orayımız bir noktadan başlar. Uzunluğu pi taksim 2 geteyim borgen yayını hasıl kıldık. Onge maskeli için merkezi burçak pi taksim 2 burçak buladı. Yani 2 radyanlı burçak. Kuduşu yol bulan biz 2 radyanlı burçayını hasıl kılışımız mümkün. Uzunluğu 2 geteyim borgen kesmeni alamız. Aylanaga orayımız. Natijada uzunluğu 2 geteyim borgen yayını hasıl kılamız. Unga maskeluvchi merkezi burçak 2 radyanlı burçak buladı. Yani 2 pi taksim 3. Yani körüp durupsuz. Huddu şu yol bulan 2 pi taksim 3 geteyim borgen burçayını hasıl kıldık. Keyingisi bana 3 radyanlı burçayını körüp durupsuz. Bunun için biz o kişileştirdiğimiz uzunluğu 3 geteyim borgen kesmeni aylanaga orayımız. Bu noktadan başlayıp uzunluğu 3 geteyim borgen yayga maskeluvchi merkezi burçak 3 radyanlı burçak bo'ladi. Va nihoyat yana pi geteyim borgen burçayını ko'ramiz. Bunun için uzunluğu pi geteyim borgen kesmeni olamiz. Bu noktadan başlayıp onu aylanaga orayımız. Yani aylanaga oralayapti. Unga maskeluvchi merkezi burçak pi radyanlı burçak bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda pi yarım aylanış burçagi bo'ladi. Yarım aylanış burçagi. Çünkü yarım aylanışdan hosil bo'lyapti.